Ama ben bu Ergun Plak'a özellikle 80'ler dizisi hayranı olduğum için ve özellikle orada senin ben çok oynadığın rolün hayranı olduğum için. Çünkü zaten o bir sitcom çok da güzel, çok da duygusal. Ağladığım da vaki. O diziyi izlerken hakikaten ben bazen kendimi tutamıyorum. Ben diye gittiğim de oluyor. Yalnızken tabii başkalarının yanında utanırım. Çok, çok ama ve lakin sen orada aslında o rollerin hiçbirine benzemeyen, o sitcom karakterlerine hiç benzemeyen, kendi başına komik, esprili, hatta bazen o nefret edilesi karaktere aşık olmamıza neden olan acayip bir çözüm, bir sentez buldun oyuncu olarak ve bunu geliştirdin. Nasıl oldu onun hikayesi? Ya aslında birinci bölümde iki tane repliği vardı Ergun'un. O kadar. Evet evet. O kadar. Haydi gençler oturmaya mı geldik? Sonra da haydi gençler dansa. Bu kadar. Başka bir sahnesi yoktu. Birinci bölüm geldiğinde böyleydi. Ben okudum bölümü işte. Daha o zaman bir rolla tanışmıyoruz. Müfit de benim oyunuma gelmiş. Şehir tiyatrolarında o zaman 4 rol birden oynuyordum. O da diyor ki bir rola ya 4 tane rol oynuyor diyor. Bunu alalım diyor. Manav yaparız bakkal ya bunu diyor bir yere koyarız yani hani. Bu adamı çağıralım biz. İyi diyor çağırın diyor bir rol. Ben de gittim işte tanıştık biraz sohbet ettik falan. Dedi okudun mu bölümü? Okudum dedim. Çok güzel elinize sağlık. Herkes dedim bayıldı evde herkes çok sevdi. İşte annemden bahsettim falan filan. Dedi hangi rolü beğendin? Valla dedim Ergun Plak. Ya bu tiyatrocular çok alem ya. hangi rolü beğendin? Abi dedim çok mu ayıp olacak Ergun Plak yani hani. Ya dedi sen bölüm okumamışsın. Kaç tane repliği var dedi gördün mü? Dedim hiç önemli değil. Baş roller benim önümden geçmeden çiçe gidemiyorlar. Yani, ya. Velhasıl o benim mahalledeki abilerimin toplamı. Ve orada tabii birazcık kötü adamdı Ergun. Bunu biraz Müfit'le, Birol'la paslaşarak, Yasemin'le de çalışarak çıkardık. Ben de şöyle düşündüm. 1980 yılında aynı mahallede, yan apartmanda oturan kızdan vazgeçemiyorsan iki ihtimal var. Ya sapıksındır ya gerçekten aşıksındır. Bravo. Bizim o tatlı dramatik yapımızda, o teatral yapımızda bir sapığa tecavüzcüye zaten yer yok. Evet. Yani ancak bölümlük bir macera olabilir. O yüzden dedim ben aşık olmayı tercih ederim Ergun Plak olarak. Bir oldu ki ya siz çok, çok alem bunlar neler düşünüyor bak dedi. Birol'un aklına gelmemiş değil mi? Ergun gibi bir Ergun Plak kötü adamdı. Aslında Niyazi ile Nazlı olacaktı. Hayır niye mesela daha kolay demek istemiyorum. 80'li yıllarda kimse kolay değildi. Ama daha rahat ilişki kurabileceği bu kadar nasıl söyleyeyim. Güzel bir laf değil ama ev kızı gibi görünmeyen, ev kızı olmayan bir kızla çok daha rahat ilişkisi olabilirdi. Ama orada başını acayip bir belaya soktu ve zaten onun... Evet ama orada birlikte büyümek var ya. Bravo, aynen. Bizde öyle bir şey var. Aynen, bravo. Çünkü evet. Onun 9 yaşını biliyorsun. Of. Artık of. Bundan ne gelebilir ki? Of, of. Yani bundan 20 yıl sonra başka birini tanıyıp onu sevdiğin gibi zaten sevemezsin. Bir de unutulacak aşklar değildi onlar. Aynen, kimse öyle. Unutmamıştı. Aynen, kimse öyle. O mahalledeki komşu kızı unutmamıştı. Fakat şimdi herkes birbirine ilk aşkını anlatıyor ama hiçbirinin ilk aşk olduğunu düşünmüyorum. Evet, çünkü ilk aşkta emek vardı. Evet bravo. Telefonla ulaşamazsın, bravo. Mektup yazarsın, sokakta denk gelemezsin, sınıf değiştirir, koridor değişir filan yani... Fakat çok bir şey söyleyeceğim. Vardı. Hayranlık duyduğum şu. Bir metin okuyorsun. Daha bir şey gerçekleşmemiş. Daha gerçekleşen bir şey yok. Bir dakika sen başladığın zaman sokak falan var mıydı? Kurulu muydu? Vardı canım. Vardı tabii ki. Tabii ki. Biz platoyu kurup direkt başladık. Ha. İlk bölümlerden itibaren o düzen vardı. Daha küçük bir sokaktı. Sonra sokağı büyüttük. Evet. Ama senaryoda kendini konumlandırman. Yani kimse hiçbir yere gidemiyor adamın önünden geçmeden. Evet. Dolayısıyla sürekli plandasın. Evet. Sürekli plandasın. Tek yapmam gereken laf atmak. Yani. Bravo. Yönetmenle yani iyi anlaşıyorsan kimse sana dur demiyor. Bravo yani. Bunu görmek. Ama tabii ki biz de ona göre doğaçlama yapıyoruz. Hmm. Yani bir şeyi sadece komik olduğu için söylemiyoruz. Hmm. Orada Rasim abi var, Özlem Türkat var. Hmm. Herkes çok kalifiye oyuncular. Hmm. Hepsi dönemi çok iyi biliyor. Hata yapma şansın çok düşük zaten.